Merhabalar, ben iç mimar Çiğdem Uğurleyel. House Beautiful Yaratıcılık Akademisi'nde desen kombinleri nasıl yapılır sorusunun cevabını arıyoruz birlikte. Tabii ki öncelikle biz profesyoneller bir mood boardla işe başladığımız için evin stiline, evde yaratmak istediğiniz duyguya ve atmosfere önem veriyoruz. Amatör bir kişi de tabii ki tüm bu sürecin içerisine girmeden önce bir takım görseller bakacak, fotoğraflar bakacak, beğendiklerini bir kenara ayıracak. Dolayısıyla orada aslında yaratmak istediği havayla ilgili aşağı yukarı bir fikir sahibi olacak. Şimdi nasıl bir yer istiyoruz? Bu çok önemli. Özellikle son dönemlerde daha minimalist yaklaşımların ön plana çıktığını görüyoruz. Bu minimalist yaklaşımlar içerisinde bir renk üzerinden devam etmek bir tercih haline geldi. Burada örneğin sıkıcı bir iç mekan ortaya çıkmaması için tek renk üzerinden ilerlesek bile dokuyu arttırmaya çalışıyoruz. Daha üç boyutlu dokular, işte buklelerden bahsettim, geometrik desenler, biraz daha dokusuyla ortama bir renk olmasa bile dinamizm katacak desenleri tercih etmeye özen gösteriyoruz. Bazen de daha renkli, daha sıcak, daha davetkar iç mekanlar elde etmek istiyoruz. Burada rengin, dokunun daha fazla olduğu aslında çalışmalar yapıyoruz. Fakat tabii ki her zaman bu renkleri, dokuları, mobilyaları, perdeleri kısa zamanda değiştirebilmek söz konusu olmuyor. Ama en güzel bu değişiklik dokunuşlarını yapabileceğimiz dekoratif öğelerden bir tanesi kırlentler veya dekoratif yastıklar olarak adlandırıyoruz. Dekoratif yastıkları, kırlentleri kendi içerisinde bir kombin oluşturarak hemen o ortama daha farklı bir hava, yenilik, daha böyle güncel bir tarz katabiliriz. Burada da bir desen karmaşası oluşmaması için neye dikkat ediyoruz? Desenlerin birbirini ezmemesine dikkat ediyoruz. Birkaç farklı dekoratif yastığı bir arada kullanacaksak yapacağımız seçimlerde bir iri desen, bir mikro desen dediğimiz daha böyle belli belirsiz deseni olan kumaşlar ve bir düz tercih edersek, düz bir kumaş tercih edersek, bu üç kumaşı birbiri arasında kombinlersek o zaman birbirinin önüne geçmeyen ve daha aslında görsel olarak tamamlanmış bir iç mekan yaratabiliriz. Aynı mantığı bu iri desen, mikro desen, düz mantığını perdelik kumaşta da düşünebiliriz. Bir örnek vermek gerekirse düz bir kanepe üzerine bir iri desen, bir mikro desen, bir düz. Daha iri desenli bir döşemelik kumaş kullandığımız bir berjer olabilir veya bir kanepe olabilir. Burada üzerine düz veya mikro desenli bir kumaş kullanabiliriz. Bazen perde bizim için bir yola çıkış argümanı olabilir. Genellikle biz her zaman kendimize bir yola çıkış malzemesi ararız. Bu kimi zaman bir aydınlatma armatürdür, kimi zaman bir tablodur. Böyle olabileceği gibi bu bir kumaş da olabilir ve gayet güzel bir perdelik kumaş bize bir yola çıkış argümanı olabilir. Böyle bir noktada da tabii ki perdeyi en dikkat çekici unsur olarak odada kullanabiliriz. Çok desenli ve dikkat çekici bir perdenin önüne aynı şekilde iri desenli bir döşemeli kumaşı kullanmak iyi bir etki vermeyeceği için İri desenli, gösterişli bir perdenin önüne daha sakin ve daha minik desenlerle ilerleyebiliriz. Şimdi tabii ki desen büyüklüklerinde genel kural olarak takip edebileceğimiz böyle bir ipucu tadında bir bilgi vereyim. Genellikle büyük ebatlarda büyük desen, küçük ebatlarda ise küçük desen kullanmayı tercih ediyoruz. Neden diyecek olursanız özellikle kumaşlarda rapor dediğimiz bir konu var. Yani desen tekrarının kaç santimetrede bir olduğu. Şimdi bazen bu rapor o kadar uzun aralıklarla gelir ki kumaş bir hikaye anlatır. Pano kumaş dediğimiz kumaşlarda böyle bir bazen manzara resmi görürüz. Dolayısıyla bu tip kumaşları çok küçük parçalarda kullanmak hikayeyi bozacağı için daha büyük, daha kendini gösterebilecek ortamlarda, yüzeylerde kullanmayı tercih ediyoruz. O yüzden çok büyük bir desen beğendiğiniz zaman
tavan yüksekliğiniz veya döşemelik olarak kullanacaksanız kanepenizin genişliği gibi detayları paylaşmanız, bu konuyla ilgili bir bilgi almanızı tavsiye ederim. Şimdi tabii ki zamansızlık söz konusu olunca her dönemin modası olan ama zaman zaman daha güncel versiyonlarıyla karşımıza çıkan desenler var. Örneğin pastoral hikayeleriyle tuval de jouy, madalyon deseniyle damasklar, kendine has dokusu, örgü biçimi ve boyama tekniğiyle ikat, dinamizmiyle şevron desen diyebilirim. Onun haricinde biraz daha böyle etnik yaklaşımların dönem dönem moda olması dolayısıyla yine güncel versiyonlarıyla animal printler her zaman kullanılabilen, hiçbir zaman modası geçmeyen desenler arasındadır.